Aslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi. Angelina Jolie, Meksika sınırına neden gitmiyor? Dünyanın en önemli sorunlarından biri düzensiz göçmenlerin güneyden kuzeye ve doğudan batıya doğru akması. Türkiye ve Tunus, geçiş ülkeleri olduğu halde düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmemesi, geçmiş olan varsa sanki onlar kendi vatandaşıymış gibi geri kabul etmesi için Avrupa Birliği ile anlaşma imzalamış durumdadır. ABD'de benzer bir sorunu Meksika sınırında yaşıyor. Öyle ki Trump döneminde milyarlarca dolar harcanarak sınır boyunca geçişleri önlemek için çelik duvar inşa edilmeye başlanmıştı. Biden ise Meksika sınırında inşaatına başlanan güvenlik duvarı için federal bütçeden sağlanan fonu iptal etmişti. Anadolu Ajansı'nın ABD medyasından derlediği son haberlere göre, Teksas eyaletinde Meksika tarafından sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere insanlık dışı uygulamalar için sınır güvenliğine emir verildiği iddia edildi. Haberlerde Teksas valisi Greg Abbott'un yanında çalışan bir görevlinin askerlere sınırdaki nehirden gelen düzensiz göçmenlerin tekrar nehre doğru itilmesi ve su verilmemesi yönünde emirler verdiği belirtildi. Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nda çalışan bir askerin durumu e-posta yoluyla amirine bildirerek Meksika'dan gelerek Rio Grande nehrini geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için nehirde jiletli tellerle tuzaklı barikat kurmak gibi emirler aldığını, söz konusu engelleme çabalarının insanlık dışı bir çizgiye ulaştığını iddia ettiği yazıldı. Askerin ifadelerinde göçmenlerin dikenli tellere takıldığı veya yaralandığı çok sayıda rahatsız edici olayın ayrıntısına yer verilirken, 19 yaşında bir kadının jiletli tellere sıkışmış halde bulunduğu ve hamile olan kadının düşük yapmak zorunda kaldığı, aynı tuzağa kapılan bir çocuğunsa bacağında önemli ölçüde kesikler oluştuğu kaydedildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean-Pierre, Olayla ilgili Twitter'da eğer doğruysa bu iğrenç, barbarca ve yanlıştır ifadesini paylaştı. Teksas valisi Greg Abbott'u hedef alan Jean-Pierre, Noel Arifesi'nde göçmen çocukları dondurucu soğukta yol kenarına bırakan bir valinin bunu yapması şaşırtıcı olmaz dedi. Bilindiği gibi Amerikalı aktriz Angelina Jolie Suriyeliler bombalarla ve terörle korkutularak Türkiye'ye sürüldüğü zaman Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçisi olarak Hatay'da kurulan çadırları ziyaret etmişti. Ancak Jolie daha sonra iyi niyet elçiliğini bıraktı ama Meksika'yı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Jolie bu yıl 10 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Meksika'da Arılar için Kadınlar programını başlatarak kutladı. Kar amacı gütmeyen kuruluş, nesli tükenmekte olan ve dünyadaki en eski arı türü olan Maya uygarlığından gelen arıları korumaya çalışıyor. Tabii ki arılar da önemli hatta yeryüzünde insanların yaşayabilmesi için arıların yaşaması gerekiyor. Bitkilerde üremeyi büyük ölçüde arılar sağlıyor. Fakat Angelina Jolie'nin Meksika sınırında nehir içinde jiletli tuzağa yakalanmış ve düşük yapmış kadını ve yaralanan çocuğu ziyaret ettiğine dair bir habere rastlayamadım. İyi niyet elçiliği görevini Angelina'ya herhalde Birleşmiş Milletler'den önce ABD Dışişleri Bakanlığı vermişti. Biden döneminde Meksika sınırında çelik duvar inşaatı durduruldu ama nehirlerde jiletli tuzaklar kuruldu. Jolie, olayı kınadığına dair bir açıklama bile yapmadı. Yine Akdeniz'de, İtalya, Ege'de Yunanistan düzensiz göçmenleri geri püskürtüyor. Yunanistan bazı göçmenlerin deniz araçlarını batırıyor, çocuklar, kadınlar ölüyor. Angelina Jolie ise İranlı kadınlara destek çağrısı yapıyor. Çünkü ülkesinin dış politikası bunu gerektiriyor. ABD'nin Suriye politikası asıl olarak ülkenin kuzeyinin boşaltılmasına dayanıyordu. Böylece Türkiye'nin nüfus yapısı da değiştirilecekti. Angelina Jolie ise bu politikanın gözden kaçırılması için kullanılan bir görevliydi. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.